Merhaba, ben IEAA, International Education Agency Australia ve Avustralya Göç ve Eğitim Ajansı'ndan lisanslı göçmenlik ve eğitim danışmanı Beliha Güney. Bugünkü birlikteliğimizde sizlerle kısaca DAMA olarak bilinen Designated Area Migration Agreements konusunda hazırladığımız dizinin ilk bölümünü sunacağız. Bu bölümde genel çerçevede DAMA'nın ne olduğu, eyaletler bazında DAMA programlarının neler olduğu, hangi bölgelerin DAMA'ya dahil olduğu ve özellikle DAMA'la anlaşma yapan Victoria eyaleti konusunda detaylı bilgi vermek istiyorum. Diğer eyaletlerle ilgili bilgileri de daha sonraki aşamalarda, dizimizin daha sonraki bölümlerinde dinleyebilirsiniz. Designated Area Migration Agreements, özel olarak belirlenmiş, yasayla belirlenmiş kırsal alanlar için göçmenlik anlaşması diyebiliriz. Gelin dilerseniz öncelikle DAMA'nın hedefi, süresi ve kapsadığı bölgelere bir göz atalım. Göç İşleri Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan kırsal kesimlerde bulunan işverenlere bölgelerinde bulamadıkları vasıflı ve yarı vasıflı eleman açığını Avustralya dışından doldurma olanağı veriyor bu program. Bu bölgelerin federal hükümetle yaptığı anlaşma 5 yıl. Bu 5 yıllık sürenin ardından eğer sonuçtan eyaletler memnunsa, federal hükümet memnunsa anlaşma yenilenerek devam edecek. Hedef kırsal kesime daha fazla göçmeni götürebilmek, oradaki eleman açığını tamamlayabilmek. DAMA'ya dahil olan, yani federal hükümetle anlaşma yapmış olan eyaletler ve kapsadıkları bölgeler ise şunlar. Northern Territory, kuzey bölgesinde tüm eyaletin her yeri. Victoria'da Great South Coast Region, New South Wales eyaletinde Orana, South Australia, Güney Avustralya eyaletinde tüm eyalet, Queensland'de Far North Queensland, Cairns'in de içinde olduğu bölüm, Batı Avustralya, Western Australia'da Kalgoorlie-Boulder bölgeleri federal hükümetle DAMA anlaşması yapmış bulunmakta. Peki nedir DAMA? Hangi vize türüne giriyor? Bazen bizi arayarak ben DAMA'dan başvurmak istiyorum diyenler oluyor. DAMA'ya kendi başınıza başvuramıyorsunuz. Kırsal kesimden işveren desteğine ihtiyacınız var. Bu vize türü kısaca TSS olarak bilinen Temporary Skill Shortage, yani Subclass 482'nin altında Labor Agreement kategorisine giren, onun alt başlığı olarak belirtebileceğimiz bir kategori. Bunun ardından da 186 ya da 187 sayılı işveren destekli kalıcı vizelere de geçmek elbette mümkün. Özelliği ne peki DAMA'nın? DAMA'nın özelliği şu, bu bölgelere daha fazla göçmeni çekebilmek için bazı koşullarda kolaylıklar sağlamış bulunmaktalar. Mesela daha düşük İngilizce seviyesi, yaş sınırı kalkabiliyor, iş deneyimi konusunda daha az bir süre istenebiliyor, minimum maaş daha düşük. Bu hem işveren açısından elbette daha avantajlı, kırsal kesimde yaşama giderleri daha düşük. Bu nedenle şehir merkezlerinde, metropollerdeki kadar ücret vermeleri gerekmiyor orada çalışanlara. Orada işveren desteği arayanlar açısından da bu olumlu bir şey. Çünkü işverene yük daha fazla olmadığı için işverenler de bu kategoride sponsor olmaya daha hazırlar. Daha çok kabul edebilecek konumdalar. DAMA'nın listesinde daha çok sayıda meslek var. Özellikle 482'de görmeye alışık olmadığımız meslekler de mevcut. Vasıflı ve yarı vasıflı meslekler var ayrıca listede.
Victoria eyaletinde Dama Anlaşması yapan bölge Great Southern Coast. Bunun içindeki belediyeler şunlar: Glenelgshire, Southern Grampians-shire, Moyne-shire, Corungamite-shire, Colac, Otway-shire ve Warrnambool City Council. En önemli özelliklerinden biri de Dama'da, 482'yi bilenler hemen hatırlayacaklardır. Onun içinde iki tane meslek listesi var. Biri kısa dönemli meslekler listesi, kısa dönemli aranan meslekler listesi. Diğeri orta ve uzun vadeli aranan meslekler listesi. Kısa vadeliden 482 içinden daha sonra oturum hakkını almak mümkün değil. Uzun dönemli listedeyseniz aynı işveren için 3 yıl çalıştıktan sonra sürekli oturum için başvurabiliyorsunuz yine işveren desteğiyle. Dama'nın özelliği liste tek, kısa ya da uzun dönemli diye bir şey yok. O listedeki mesleklerin herhangi birinden daha sonra işveren destekli sürekli oturum hakkına geçmeniz mümkün. Bu da önemli avantajlardan biri. Victoria eyaletinde de biraz önce belirttiğimiz gibi subclass, yani 482 sayılı vize kategorisinde Labor Agreement akımı altında bir alt kategori bu. Dolayısıyla işveren desteğine ihtiyacınız var. Victoria eyaletinin getirdiği bir özel kural da sadece işverenler başvuruda bulunabiliyorlar. Dama'ya çalışan doğrudan vize başvurusu yapamıyor. Bunun anlamı şu: bazı eyaletler sponsorluk ve pozisyonun onaylanması için işveren desteğine izin verirken, daha sonraki aşamada çalışan bu iki onay alındıktan sonra kendi vize başvurusunu yapabiliyordu. Victoria eyaletindeki yapılan anlaşmaya göre vize aşaması da dahil tüm bu aşamaları işverenin yapması gerekiyor. En önemli özelliği Victoria eyaletinde bu. O bölgede, bu kırsal kesimde tarım, hospitality ve diğer bazı alanlar mevcut. Listede mesela vasıf düzeyi 4 olarak, mesleki yeterlilikler çerçevesinde düzeyi 4 olan meslekler de mevcut. Bunun anlamı şu: bu meslekler kategori 4 olan mesleklerde sertifika 2 veya ortaokul mezunluğu artı belirli bir süre iş deneyimi istenir. Mesela 1 yıllık veya 1,5 yıllık iş deneyimi, veya eğer bu tür kualifikasyonlarınız yoksa bu meslekle ilgili alanda haftada en az 38 saat olmak üzere 2 yıllık iş deneyiminizin olması da yeterli görülür. Dolayısıyla listeyi incelemenizde fayda var. Eğer daha önceki yaptığınız işler, aldığınız vasıflar buna uygunsa ve o bölgeden bir işveren desteği bulabilirseniz, önce geçici çalışma izni, ardından da yine aynı işveren için 3 yıl çalıştıktan sonra sürekli oturum hakkına almanız mümkün olabilir. Designated Area Migration Agreements, DAMA olarak kısaca bilinen, yasayla belirlenmiş kırsal bölgeler için göçmenlik anlaşmaları dizimizin ilkini dinlediniz. Bizlere tüm vize başvurularınız için, öğrenci vizeleri, eş vizeleri de dahil olmak üzere vasıflı göçmenlik vizeleri, her zaman bize başvurabilirsiniz. sydney@inteducation.com'a yazabilirsiniz veya WhatsApp'tan +61 477 524 039'dan ya da +90 546 946 3811 numaralı telefonlardan, WhatsApp'tan bizlere ulaşmanız mümkün. Kararınız ne olursa olsun, yolunuz açık olsun. Sağlıcakla kalın.